Hekim atadın kızığa nesiyet. Ey kızım, sen bugünün çıraylık gülü, etinin kadirlik terbiyecisi ve insaniyet cemiyetinin kımmetlik bir parçasısın. Sen ata anılarının sümlük kızı, kırındaşlarının küyümlük hadis sınlısı ve kelgüsü evlatlarının mehriban anısın. Ey kızım, insanlık cemiyeti sen bilen kamaletki yetidu. Devletni idare kılıdığan rehberler, halkının kalbini yorutup, hak na hakni körstüdığan alımlar, din ve vatanni kogdaydığan mücahitler, kişilerinin çankak dillerini şiir ve romanları bilen nemlendirdiğin edipler senin kolunda yetişip çıkıdı. Ey kızım, körüp tursan ki senin hayattaki vazifen bek çoğun ve şerepliktir. Sen hazırdın başlap bu vazifeye özenli teyarlaşın gerek. Ey kızım, sen aldı bilen tırşıp okuğun. Faydalı kitaplarını okuşunu adet kılgın. Bazılarının kızlar imam bulam di, kızlar köp okumuş mu boludu degen geplerege aldanmağın. Çünkü kelgüsüdeki vazifeni öz layığıda ada kılışın üçün ilim bilimge muhtaç bulsun. Ey kızım, vakit insan hayatıdaki en kımmetlik nerse. Vaktini hergiz bekar ötküzvetmegin. Televizörünün aldıda arkası kelmez küp kısımlık filmler ve paydasız programmalarını körüş bilen ötüp ketken vaktlar bekar zayi bulup onun kelgüsüdeki zihni bek iğir buludu. Lekin ötüp ketken vaktini kaytırgılı bolmaydı. Kılgan pşayman paydı bermeydi. Allah Teala Kur'an Kerim'de kıyamet günü pütkül nimetlerden sorak kılınızlar deydi. Peygamber aleyhisselam kıyamet günü tört nersiden sorak kılınıdı. Ve onun biri yaşlıkını nemi işler bilen ötküzgenlik ikeligini bayan kılıdı. Ey kızım, kızlarının ziyneti onun çırayı emez, ippet nomusudur. Şunun üçün ippetlik, şermi hayalık bulgun. Günümüzde köpligen kızlar hıl mı hıl perdaz girimlerini kılıp, par pur kimlerini kiyip, huddi dükkanlarda setişki çıkırılgan tavarlardak koçularda jürüdüğün bolvaldi. Sen hergiz ulardın bolmığın. Ey kızım, Allah Teala'nın emrige itaat kılıp, hicablık bulgun. Hicab degen pekatla beşini ya ki üzünü yügeçtin ibaret emez. Hicab özünü yat erlerinin yaman közlerden saklaş. Ziynetlerini mehremlerden başkalarına körsetmesliktir. Bunun üçün kızlar sırtkı çıkkanda bedenleri melum bolmaydıgan şekilde azade, kişilerinin dikkatini tartmaydıgan derecede sadda kimlerini kiyiş, beşiğe yağlık artıp, çaçlarını ve kulaklarını yögeydiğen şekilde çigiş lazım. Ey kızım, koçularga çıkkanda kattık puraydıgan buyumlarını işletmegin. Yolda manganda erlerge arlaşmay, çettin mangan. Kişilerinin dikkatini celip kıladığan hareketlerden kat'i saklangın. Ey kızım, kaysı bir sebep bilen erlerge gep kılışkı toğrı kelip kalsa, tılanını kayırıp, tavuşunu özgertmestin, gılcınlımay, tüz ve normal söz kılgın. Lazım bolgandın ziyade gep kılmığın, erler bilen tartışmığın, erlerinin közüge tikilip karmığın, çünkü karaş, zeherlik, ok. Ey kızım, ahlakı naçar, dini eni boş kızlar bilen dost bolmağın. Çünkü yaman dost adimi şeytan bolup seni yoldan çıkarıdı. Ve seni
sen halımıgan işlerini kılışka mecburlaydı. Atılarımız yamanın kışığa barman yarası jukar, kazanın kışığa barman karası de bikar etmegan. Ey kızım, dostunu yakşı tallığın, güzel ahlaklık, ippetlik, bilimlik, tirişcan kızlar bilen dost bolgan. Çünkü onda kızlar seni yakşılıkka başlaydı. Bilmeginini ügitidu, her cihette sana yardımcı buludu. Peygamber aleyhisselam yakşı dost ipar satkıçıga okşaydı. Onun yeniga barsan ya sana ipar hediye kılıdı. Ya ki sen onundan ipar sitivalı sen, ya ki onun yenideki iparının çıraylık purgıdan huzurlanı sen. Yaman dost tömürçinin körükini baskıçıga okşaydı. Onun yeniga barsan ya kimanını köydürüdü, ya ki onun sisik purgıdan bir aram bolı sen degen. Ey kızım, ata ananga itaat kılgın, onlarga asilik kılmagın, onlarının könlünü rencitmegin, onlarının hizmetini kılıp duasını ilişki tırışkın. Çünkü onlar senin bahtın üçün özünü pida kılgan, yaşlığını serip kılgan, endi senin hizmetine muhtaç zatlardır. Yaxşılıkka yaxşılık kılış müminin borçudur.